GMAT GRE ve SAT öğrencilerinin en çok karşılaştığı problemlerden bir tanesini ele alacağız. Permütasyon, kombinasyon ve olasılık yani probability. Biz olasılık yani probability'yi bilmemiz için permütasyon ve kombinasyonu bilmemiz lazım. Bu yüzden ilk başta ikisini geçeceğiz, sonra da üçüncüsünü. Bunu üç partta yapacağız. Birinci partta permutation'ı bugün göreceğiz. Diğer partımızda combination olacak ve en son partta ise probability'ye geçeceğiz. Gelin şimdi permutation'la başlayalım. Bir de anlatırken terimleri İngilizce söyleyeceğim çoğunu. Çünkü gerçek sınavda sizin karşınıza bu terimler İngilizce çıkacak. Ama tabii ki Türkçe anlatacağım dersi anlamanız ve daha iyi bizim pekiştirmemiz için. Gelin permutation'la başlayalım. Permutation deyince bizim aklımıza gelecek en önemli şey sıralama. Yani biz bugün bu dersimizde sıralayacağız. Klasik sorusuyla başlarsak permütasyonun. Mesela bir tane A şehri olsun, B şehri ve C şehri. A'dan B'ye 3 tane yol var. B'den C'ye de 5 tane yol var diyelim. Bir adam A'dan C'ye kaç farklı şekilde gider diye soru olsa A'dan C'ye. A'dan B'ye baktığımız zaman 3 yol var. Bunu B'den C'ye gidince 5 yol var. 3'ü 5'e çarptığımızda 15 etti. Eğer sorumuz olsaydı bu adam A'dan C'ye gitti ve C'den A'ya geri döndü. Kaç farklı şekilde gider diye sorsaydı. A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye 5 yol var. Yine döndüğü zaman C'den B'ye 5 yol var. Ve B'den A'ya da 3 yol var. 3 çarpı 5, 15. 15 o da 225 etti arkadaşlar. Eğer bize sorsalardı, A'dan C'ye bu adam gidecek ve C'den A'ya yine gidecek ama C'den A'ya dönerken not the same road. Yani aynı yolu kullanmayacak. Gelin birlikte bakalım bu soruya şimdi. A'dan B'ye gitti, 3 yol var. B'den C'ye gitti, 5 yol var. Şimdi diyelim ki bu A'dan B'ye giderken bu yolu kullandı. Ve B'den C'ye giderken de bu yolu kullandı. C'den B'ye döndüğümüz zaman bizde artık 5 tane değil, 4 tane şansımız kalıyor. Ve B'den A'ya da 3 tane yolun birini kullandığımız için 2 tane şartımız kalıyor. 3 çarpı 5, 15, 2, 30, 4'ü de çarptığımız zaman 120 etmektedir. Permütasyonun en başlangıcındaki sorular genelde bu tarz gelmektedir. Bunun başka bir yöntemiyle başka soru tarzlarını da inceleyelim birlikte. Permütasyonda ikinci soru tarzı ise mesela diyelim bir tane adamın 3 tane farklı şapkası var. Birinci head diyelim ki kırmızı. İkincisi head diyelim ki green yani yeşil. Üçüncü head de olsun black. Yine bu adamın diyelim ki 3 tane cinsi var. Birinci cinsi olsun yine red. İkinci cinsi olsun green. Üçüncü cinsi de olsun black. Ve bu adamın 3 tane de şörtü olsun. Birinci şörtü yine red olsun. İkinci şörtü green olsun. Üçüncü şörtü ise black olsun. Buradaki sorularda ise bize genelde soruyorlar ki bu adam kaç farklı şekilde kıyafet deneyebilir? Burada bu adamın 3 tane şansı var. Yani headlerde. Cins seçmek için yine 3 tane şansı var. Ve şört seçmek için yine 3 tane şansı var. Bu 27 etti. Eğer bize sorsaydı, eğer bu adam mesela diyelim ki red head olduğu zaman red cins ve red şört olmasın. Yani birbirine renkleri hepsi farklı olmak şartıyla kaç farklı şekilde giyinebilir? Bize böyle bir soru gelseydi, biz bu sefer yapacaktık ki bizim redde
şapkada 3 şansımız var. Red olabilir, green olabilir ya da black olabilir. Biz bir tanesini seçtik. Mesela red'i seçtik diyelim. Artık biz burada cinsel red'i seçemeyeceğimiz için iki tane şansımız kalıyor. Green ya da black. Yani ikiye vuracağız. Burada da mesela green'i seçtik. Geriye artık bizde red ve green'i seçemeyeceğimiz için bir şansımız kalıyor. 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6, 1, 6 etti. Bu iki tarz sorular genelde permutation'ın en başlangıcındaki sorulardır. Aslında permutasyon da öğrenciler için sıralamadan en önemli, en çok sınavda çıkan sorular ise number'larla olan kısımlardır. Mesela bizim bir tane setimiz olsun, A. Bu setin içerisinde de bazı rakamlar olsun. 1, 2, 4, 5, 7 and let's say 9. Eğer bize şöyle sorular sorsalar. 3 unitli kaç tane rakam yazılabilir? Biz bir soruyu yaparken soruda bize 3 unit dediği için arkadaşlar biz bir box çiziyoruz. Ve bu box'ı 3'e ayırıyoruz. Ayırdığımız bu box'ın birincisine birler basamağı birlik, ikincisine onlar basamağı, üçüncüsüne ise yüzler basamağı diyeceğiz. Kaç tane rakam yazılabilir diye sorduk. Burada birler basamağına 1, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adet gelebilir. Yine onlar basamağına 1, 2, 4, 5, 7 ve 9 yine 6 adet gelebilir. Ve yüzler basamağına da yine biz 6 adet yazabiliriz. Yani 6 kere 6 36, 36'yı da 6'ya vurduğumuz zaman 216 etti. Yani demek istediğim arkadaşlar, kaç tane rakam yazabiliriz bu rakamları kullanarak? 216 tane farklı rakam yazabiliriz. Eğer bize sorsalardı ikinci sorumuzda, how many buraya ekleyelim different number. Biz yine box'ımızı çizeceğiz. Box'ımızı çizdikten sonra 3 unit dediği zaman biz 3'e ayıracağız. Mesela birler basamağına 1, 2, 4, 5, 7 ve 9 gelebilir. 6 adet. Bunlardan bir tanesini kullandık. Artık rakamları farklı geliyor. Yani burada ben 4'ü seçtim. Siz 2'yi ya da 5'i de atabilirsiniz. Sonucu fark etmez. 1, 2, 5, 7 ve 9 kaldı. 5 adet. Birini daha kullandık. 1, 5, 7 ve 9. 4 adetimiz kaldı. 4'ü 5 ile vuracağız, çarpacağız ve 5'i de 6 ile çarpacağız. Cevabımız 120 etti. Eğer bize sorsalardı, how many different even numbers, yani even ne demek arkadaşlar? Çift demek. Çift rakamları sorsaydı, yine biz box'ımızı çiziyoruz, 3'e yine ayırıyoruz. Çift olması için bizim birler basamağının sonunun çift olması lazım. Bizim de listemizde çift olanlar 2, 4 sayıları. Yani 2 adet buraya yazabiliriz. Mesela 2'yi kullandık. Geriye 1, 4, 5, 7, 9, 5 adet kaldı. Birini daha kullandık. 1, 4, 5, 9, 4 adet kaldı. Bu da bize 40 sonucunu verdi. Bununla birlikte bize sorsalardı, how many different odd numbers? O zaman biz yine unitimizi 3'e bölecektik. Odd number'lar burada, yani tek adetler 1, 5, 7 ve 9. 4 tane. Mesela 7'yi kullandık diyelim. 1, 2, 4, 5, 9 kaldı. 5 adet. Birini daha kullandık. 1, 4, 5, 9, 4 adet kaldı.
4, 5, 20, 20'yi de 4'e vurduğumuz zaman 80 etti. Bir başka örnek daha yaparsak bu konuyla ilgili. How many different numbers? 3 units yine. Ama bu sefer greater than 500. 500'den büyük sayılar. 500'den bir sayının büyük olması için yüzler basamağının 5'ten büyük olması lazım. Yani biz buraya 5, 7, 9 sayılarına gelebiliriz. 3 adet. Birini kullandık. Yine rakamları farklı dediği için. Bizde kaldı 1, 2, 4, 5, 9, 4 adet. I'm sorry, 5 adet kaldı. Yine birini daha kullandık. 1, 4, 5, 9, 4 adet. Bunun da cevabı 4, 5, 20, 60 etti. Şimdi permütasyonun arkadaşlar bir de formülünü inceleyelim. Permütasyonun formülünde n'in k'lı permütasyonu dersek n faktöriyel bölünsün n eksi k faktöriyel. Burada faktöriyel ne demek? İlk başta ona bakalım. Faktöriyel bir sayının ondan sonra gelen sayılarla çarpımı. Mesela 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar gidiyor. Ya da 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Ama burada ne önemli bir tane özellik var ki 0 faktöriyel 0 faktöriyel 1 ediyor. Bununla birlikte ben mesela 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde de yazabilirim. Çünkü 5 faktöriyeli belki ileride sadeleştireceğim. Şimdi bizim bir sorumuz olsun. 5 tane adam var ve 3 kişilik de yer var. Bu adamlar, 5 adam 3 kişilik yere kaç farklı şekilde sıralanır? Ona bakacağız. Şimdi permütasyonda 5'in üçlü permütasyonu 5 faktöriyel bölelim 5 eksi 3 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel yazabilirim bunu. Aşağıda da 2 faktöriyel var. 2 faktöriyeller birbirini götürdükten sonra 5 çarpı 4 20 çarpı 3 60 oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Permütasyonun aslında bu sorusunu ben box çizerek de yapabilirim. Mesela diyelim ki 3 kişilik yerimiz var. Bu yüzden box'ımızı 3'e ayıracağız. Ve 5 tane farklı adam var. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5. Adamlardan biri gitti. 4. Biri daha gitti. 3 kaldı. 5, 4, 20, 60. Yine aynı sonucu verdi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu silelim. Permütasyonda aslında sorularda genelde bizim en çok kullandığımız 5'in 5'li permütasyonu, 3'ün 3'lü permütasyonu. Yani nasıl? 5 tane kalem var. Kaç farklı şekilde sıralanır? Şimdi kalem 5 tane. Şimdi 5 kalem içinde 5 tane de yer var. Demek ki bizim permütasyonumuz 5'in 5'li permütasyonu. 5'in 5'li permütasyonuna baktığımız zaman 5 faktöriyel bölü 5'ten 5 çekti 0 faktöriyel. Yani cevap 5 faktöriyel etti 120. Yani 5 kalem kaç farklı şekilde sıralanır bir soru sorsa 5 faktöriyel. 10 tane adam kaç farklı şekilde sıralanır? 10 faktöriyel. 4 tane kitap kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel. Çünkü bizdeki istenilen yani elimizdeki objelerle set number'ımız dediğimiz ikisi de yani bizde aynı. O yüzden de biz ikisini çıkarttığımız zaman 0 faktöriyel ettiği için biz direktman diyebiliriz. Bununla ilgili aslında iki tane örnek verip pekiştirebiliriz. Birinci örneğimizde bir tane aile olsun. Anne 4 tane çocuk olsun. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4, bir tane de baba olsun. Bu aile kaç farklı şekilde sıralanır diye bir soru olsa, biz buna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faktöriyel diyebiliriz. Bu sorunun gelin bir de B şıkkı olsun. B şıkkında da desin ki anne ve baba kenarda olmak şartı ile kaç farklı şekilde sıralanır? Biz burada bu konu için 4 tane çocuk kendi aralarında biz 4 faktöriyel sıralıyoruz. Anne de baba da, anne ve baba da kendi aralarında yer değiştirebildiği için bu da 2 faktöriyel ediyor. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bizim sonucumuz oluyor. Burada dediğim gibi en önemli unsur ikincisinde yerlerini biz aynı olanları kendi aralarında değiştirdik. Başka bir örnek yaparsak, genelde bazen de objeler veriyorlar. Gelin düşünün 5 tane bizim farklı objektimiz olsun. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Şimdi sorunun birincisinde bize sorsun ki bu 5 tane object kaç farklı şekilde sıralanır? Artık cevabı herkes için çok kolay. Biz buna 5 faktöriyel diyebiliriz. İkinci soruda desin ki yıldız, bu işaret sonda, yani solda ve sonda olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır diye sorsaydı. Biz bunu sabit bıraksak geri kalanlar kendi arasında 4 faktöriyel sıralanırdı. Üçüncü sorumuz ise bizim siyah topumuz başta ve sonda olmak olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani bu topumuz ne burada olacak ne de burada olacak. Ortalarda olabilir. Kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi bunun iki tane çözüm yolu var. Birinci çözüm yolunda, bir de arkadaşlar benim yaptığım sorularda mesela siz beni dinlemeden önce istediğiniz zaman pause yapıp kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Sonra continue deyip cevaplarınız aynı mı diye kontrol edebilirsiniz. Bu sizin için bence daha yararlı olur. Yeniden konumuza dönelim. Bu soruda mesela biz birinci yolda şunu yapabiliriz. Bizde böyle bir kural olmasaydı cevap 5 faktöriyel olurdu. Biz bütün sonuçlardan bu siyah topu başta ve sonda olanları çıkarsak geriye cevap kalır. Yani 5 faktöriyelden bu siyahı başa, bu başa, sol başına aldığımız zaman diğerleri 4 faktöriyel. Bunu diğer başa aldığımız zaman yine diğerleri 4 faktöriyel. 5 faktöriyelden 4 faktöriyel ve 4 faktöriyeli çıkartırsak, yani 120'den 24'e 48 çıkarttık. Cevabımız 72 oldu. Bakın bu soruyu ben bir de box'larla yapmak istiyorum. Orada siz yine kolay gelirse o yöntemi deneyebilirsiniz. Bakın 5 tane yer var. Bir box çizdim ve 5'e ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi box'ı çizdikten sonra ilk başta problemli yerleri halledelim. Bu siyah başta olmayacak. Yani buraya gelebilecek itemlar yıldız, kare, yuvarlak, bir de baklava dilimi dediğimiz 4 tane farklı item gelebilir. Mesela biri kullanıldı farklı olacak. 3 tane itemimiz kaldı buraya için. Çünkü siyah gelemez artık top. Yine bunlardan birini kullandık ama artık siyah top gelebilir. Burada kullanabiliriz. Pardon, buraya 3 yazmayı unuttum. Burada da yine 3 oldu. Yine birini kullandık. Geriye siyah top ve kare kaldı 2. Yine birini kullandık. 1 kaldı. 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4 bize yine 72 cevabını verirdi arkadaşlar. Devam etmek istiyorum.
bizde sıraladığımız objeler, mesela daha önce çizdiğim objeler ya da o setteki numaralar 2, 5, 7, 9 ya da insanları sıraladık. Bunların hepsi farklı yani itemlarda veya da farklı insanlarda normal olarak. Bunun da formülü buydu. Ama aynı da olabilirdi. O zaman ise birazcık problemimiz değişiyor. Mesela 44 sayısını ben kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 1. Çünkü 4'lerin yerini değiştirirsem yeniden 44 sayısını alacağım. O yüzden böyle durumlarda tekrarlı permütasyon dediğimiz olay geliyor. Bunun iki tür sorusu oluyor. Birinci sorularında gelin mesela yapalım sayılar olsun. 4, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 5. Bu sayı kaç farklı şekilde sıralanır? Buna bakalım. Şimdi dediğim gibi bakın arkadaşlar bu 4'leri ya da 2'leri yer değiştirdiğimiz zaman değişen bir şey olmuyor. O yüzden biz bunu nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıyoruz 8 adet. 4'ten kaç tane var? 1, 2. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3. 3'ten bir tane, 1'den bir tane, 5'ten bir tane var. Yani biz bunu 8 faktöriyel bölelim. 2 faktöriyel bu çarpı 3 faktöriyeldir arkadaşlar cevabı. 1 faktöriyelleri yazsak da olur, yazmasak da olur. Bunun ikinci formülü, ikinci soru tipi ise bu sefer rakamlar değil de letter'lar veriyor. Mesela diyelim ki K, Ra, K, Ya. Bu kelime anlamlı ya da anlamsız kaç farklı şekilde sıralanır? K'lere baktığımız zaman 2 tane, toplam gelinlik başlarına da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 geldi. K'den 2 tane, A'dan 4 tane. Yani biz bunu 8 faktöriyel bölelim 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bence zor bir şey değil. Yani diğerinden hatta kolay diyebilirim. Biz aslında bunu probability dersini geçerken, olasılık dersini geçerken yeniden kullanacağız. Orada da bizde coin para olacak. O parayı biz atacağız. Yazı ya da tura gelme olasılıklarını buradan yapacağız. Yani mesela 3 tane yazı, 4 tane tura, 3 tane yazı, 2 tane tura gelme olasılığını bu formülü kullanarak yapacağız. İlerideki derslerimizde anlatacağım onu. Permütasyonda, SAT'de, GMAT'de ve GRE'de çıkan kısımları, genelde soru tipleri bunlardı arkadaşlar. Bir de son olarak aslında formülümüzü, bir tane daha formül var. Sınavda çıkma olasılığı yok ama bu kadar konu anlatmışken bunu da söyleyeyim ve öyle dersimi bitireyim. Eğer insanlar yuvarlak bir masanın etrafında sıralanırlarsa o zaman formülümüz n-1 faktöriyel olurdu. Yani 5 insan yuvarlak masa etrafında 4 faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Bunun da sebebi insanın bir tanesini sabit tutuyorlar. Geri kalanlar kendi arasında sıralanıyor. Yani böylelikle yuvarlak masa etrafında böyle sıralanmış oluyorlar. Permütasyon dersi bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü konumuzda biz ilk başta arabalarla değişik yollar gittik. Onun dışında set yani kümeyi, rakamları sıraladık. İnsanları sıraladık. Ondan sonra yuvarlak masanın etrafında bile sıraladık. Yani bugün sıralamayı öğrendik. Gelen dersimizde ikinci partta kombinasyonu öğreneceğiz. Kombinasyonda da arkadaşlar seçeceğiz artık. Bu iki konunun da sonunda da ise biz olasılık dersini geçeceğiz. Yine dediğim gibi permütasyonla ilgili bir sorularınız olursa lütfen videonun altında yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ya da paylaştığımız sosyal medyalardan bize ulaşarak kolaylıkla aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bununla birlikte diyebilirim ki bunun devamını izlemek istiyorsanız lütfen Part 2'da kombinasyona geçin. Çünkü size yine yararlı bilgilerin olacağını düşünüyorum. Teşekkürler, iyi günler.